Başkanımız ve değerli misafirler, hoş geldiniz. Bugün 4. Hurma Festivali ile Lefke değişik bir gün yaşayacaktır. Lefke portakalından sonra hurmasıyla ve ceviziyle anılan bir belde olmuştur. Bu değerler Lefke'yi gelen ziyaretçi sayısıyla ve satılan ürünlerle daha iyi bir yerlere getirecektir. Ümidimiz halkımızın bu çalışmalarının sahilde siyemsiz konusunun çözülmesiyle ve ablıç kapısının açılmasıyla daha da ileriye götürülmesi ve Lefke'nin kamuoyundan çıkmasıdır. Bizler çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz ve amacımız her yıl yapılan bu etkinliklerin daha fazla desteklenerek uluslararası boyutlara taşınmasıdır. Herkese iyi eğlenceler diler ve hurma tadıyla kalınız deriz. Saygılar efendim. Sayın 2. Cumhurbaşkanım, sayın milletvekillerimiz ve bugün Lefke'ye gelen siz sayın konuklar, Lefke Turizm Derneği kurulduğu günden beri yaptığı etkinliklerle gerçekten halkımızın takdirini toplamış ve bu yönde büyük çabalar göstermiş bir derneğimiz. Bu yılda hurmanın 4.sü yapılıyor ve her geçen yıl daha da organize olarak ileri boyutlara taşınıyor bu festivallerimiz. Tabii festivallerin esas amacı bir anlamda belki üreticinin mahsulünü satmasıdır ama esas amaçlarından birisi de Lefke'yi, bu güzel belleği tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve özellikle buraya gelen yabancılara tanıtmaktır. Bunu da hakkıyla yerine getiriyorlar gerçekten. O bakımdan ben hem Sayın Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu üyelerini ve bu konuda katkı koyan herkesi yürekten kutluyorum. Bu etkinlik boyunca da Lefke bir canlılık kazanacak. Hem üretici kendi alın terini, emeğini kazanacak, hem de bir anlamda Lefke'nin esnafına da bir katkı sağlayacak. Zaten esas amaç budur. Dolayısıyla ben kendilerini yürekten kutluyorum ve 2 gün boyunca hepinize hayırlı eğlenceler diliyorum. Evet değerli konuklar, sevgili katılımcılar, sevgili Lefkeliler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel festival 4.sünü yaşıyor. Ama Lefke Kıbrıs Türk halkı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için parlayan bir inci olmaya, parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor. Çünkü Lefke önemli bazı özellikleri bünyesinde taşıyor. Önce Lefke portakalı. Adanın hiçbir yerinde yetişen portakal Lefke portakalı rayihasında olamaz. Benim bahçemde de var, ondan biliyorum. Var. Aşıları da Lefke'den aldım. Ama aynı olmuyor. Buranın havası, suyu, iklimi değiştiriyor ürünleri. Bu bakımdan Lefke portakalı buraya özgü bir meyvedir. Sonuç olarak da özgün bir meyvedir. Tabii Lefke bununla yetinmiyor. Çok uzun zamandır, hatta uzun yıllardır ceviz macunu için cevizi de hemen hemen bütün adaya Lefke sağlıyor. Ceviz, taze ceviz dediniz mi, macunluk ceviz dediniz mi akla Lefke geliyor. Ve şimdi tabii ki hurmalar Lefke için yeni değil. Çok uzun yıllardır, hatta belki 100 yıllardır bu ülke, bu bölgede hurma yetişiyor. Hatta deniyor ki zamanında hurmalar bu bölgeye, bu bölge ürünü olan portakalları taşıyabilmek için yapılacak olan köfünlerin ya da küfe Türkçe'de köfünlerin yapımı için dikilmiş. Ve o zamandan bu zamana, yani yüzlerce yıldır hurma Lefke'nin bir ürünüdür. 4. festival olabilir. Lefke Turizm Derneği bunu bir tanıtım amacı olarak düşünerek çok güzel bir şey yaptı.
dördüncü festivali yaptı ama yüzyıllardır hurma ülkesi, hurma bölgesi olan Lefke bu festivalle şenleniyor ve adını bir kez daha ülke çapında duyuruyor ve mümkün olduğu kadar uluslararası alanda da duyuruyor. Ben umarım gelecekte bu festivaller çok daha büyük boyutlu, çok daha geniş ölçekli ve uluslararası alana da yayılacak şekilde olabilecektir. Bunun için katkıda bulunan herkese öncelikle herkesi kutlarken ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Ama tabii en başta Lefke Turizm Derneği'ne bu girişimi nedeniyle, bu güzel girişimi nedeniyle kutluyorum ve başarılar diliyorum. Hepinize de saygılar ve sevgiler sunuyorum. Güzel bir festival oluyor. Tabii Lefke'nin kendine özgü ürünlerinden bir tanesi hurma. Bugüne kadar çok bilinmemiş. Yani Lefke ürünü olduğu, Lefke'de hurmanın yetiştiği pek bilinmemiş. Bir de tabii uzun yıllar hurma ürünleri yapılmamış. Bir tek bilinen hurma macunuydu. Bunun dışında bir de hurma normal olarak yenirdi bir meyve olarak. Halbuki bugün birçok başka ürününü görüyoruz hurmanın. Özellikle yaratıcı bir şekilde üretilen, icat edilen diyeceğim, yaratılan bazı ürünler daha var. Çikolatası, çeşitli şekerlemeleri vesaire. Bütün bunlar tabii hurmayı daha değerli bir bitki, bir ürün haline getiriyor. Bu festival de bunun tanıtılması için önemli bir festival. Ayrıca turistik boyutu da var festivalin ve ürünün ve Lefke'nin tabii ki. Dolayısıyla bütün bunların da tanıtımını yapmış oluyor.
Lefke Avrupa Üniversitesi adı üzerinde Lefke'nin Lefke'de kurulmuş bir üniversite. Dolayısıyla kuruluş amaçları ve vizyona da baktığımızda her şeyden önce bölge halkına, bölgeye destek vermek geliyor. Dolayısıyla Lefke bölgesindeki bütün gerçekleştirilecek her etkinliğe Lefke Avrupa Üniversitesi olarak bizlerin destek veriyor olmamız gerekiyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen bu etkinlik çok güzel gelişmekte, çok güzel olmakta. Ve Lefke'ye bir katkı koyabiliyorsak Lefke Avrupa Üniversitesi olarak da bu bizi mutlu ediyor. Eskilerden öğrendik. Eski ustalarımız Savaş Kaboy ve Soner abi. Onlar ustalarımızdır. Onlar artık bıraktı. Onların yerini biz aldık. Devam ediyoruz. Hurma maden döneminde zembil olarak kullanılırdı. Ondan sonra gelişti ve festivallerle bugünümüze geldi. Festivallerle başladık artık. Yaygınlaşsın biraz. Peki standınızı bize biraz tanıtır mısınız? Yani bunlar normal hurmadır. Bunlar anadan balçık derler bunlara. Kendisi pişer. Bunları buzdolabından çıkarttık, difrizden. Ve bu salkımlar da kendisi üstünde kendini pişer. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Natalie Dormanlı. Burada ne yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Festivalde, hurma festivalde katılıyorum. El yapımı sabun satıyorum. Kendi yaparım o sabunlar. İşte öyledir. Neden yapıyorsunuz peki bu sabunları? Nasıl çıktı ortaya? İlk benim iki tane küçük çocuk var. İlk yaptığı birkaç tane deneme ikinci çocuklara için. Öyle azıcık çocuk gibi formalar. Çocuklar çok beğendi. Eli her zaman yıkama yemekten önce önemlidir. Onun için yaptı. Ve çocuklar şimdi hoşuma gider. Her zaman ister daha çabuk sabun bitsin ki biliyor ki anne daha değişik yapacak. İşte öyle yaptı ilk sabunlar. Sonra arkadaşlara gördü, komşular, akrabalar öyle yavaş yavaş başladı. Dedi bana Natalie, hadi sen de festivalde öyle satabilir, güzeldir bir şey oldu. İşte öyle severim, hobi benim olarak gibi geldi, sevdi. El yıkama alışkanlığını kazandırmak adına çok güzel bir çıkış noktası seçmişsiniz. Sizi tebrik ederim. Davar koydum moru, Lefke'de çalar boru. Kadınlar ahlak yaşar, adamlar çeker zoru. Tabağa koydum moru, Lefke'de çalar boru. Kadınlar ahlak yaşar, adamlar çeker zoru. Bugün henüz yerdeyim çünkü küçük yaşım. Fakat yarın olacak bulutlar arkadaşım. Ben böyle yükseldikçe yaklaşacağım aya. Mavi boşluk içinde süzülüp akacağım. Yeryüzüne daima kuş gibi bakacağım. Kocaman gözlüğümü gözüme takacağım. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Çok sağ olun. Tabağa koydum moru, Lefke'de çalar boru. Kadınlar ahlak yaşar, adamlar çeker zoru. Tabağa koydum moru, Lefke'de çalar boru. Kadınlar ahlak yaşar, adamlar çeker zoru. Stantımızda işte evde oturan hanımlarımızın boş vakitlerini değerlendirmek için yarattıkları, köy kadın kursuna gelerek öğrendikleri el işleri. Burada oyma işlerimiz vardır gördüğünüz gibi. Oya tahtayı oyarak çalışıyoruz. Burada yine Kıbrıs'ımızın özgü işi, koza işlerinden yapılmış panolarımız vardır. Yine Kıbrıs'ımıza özgü bir iş, lapta işimizdir. Yapılan lapta işi. Burada gördüğünüz gibi su kabaklarını süsleyerek çalıştık. Yine burada lefkara işlerimiz vardır. Lefkaradan yapılan tepsiler, mücevher kutuları olarak değerlendirilir. Ve en önemlisi bugünün önemini taşıyan hurma dallarından yaptığımız zembillerimiz, sepetlerimiz. Evet bunlar çok şey, değerli bir ürün bunlar. Hurmanın hem meyvesi, hem yaprağı, hem her türlü şeyini değerlendiriyoruz. Hiçbir şeyini ziyan etmiyoruz. Thank you.
Thank you.